Yani olağanüstü hal, 3 ayında ilan edilen olağanüstü halin artık bizce de uzatılmaması gerekiyor. Ve süratle normalleşmesi gerekiyor Türkiye'nin. Süratle normalleşmesi gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Bunu da demokratikleşerek sağlayabiliriz. Demokrasinin tüm sistemleri sağlayabiliriz. Anayasamızdaki antidemokratik maddeleri kaldırarak sağlayabiliriz. Adaletimizin, yargı sistemimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını tesis ederek sağlayabiliriz. Savunma makamını iddia makamı karşısında eşit bir konuma getirerek bunu sağlayabiliriz. Şeffaflaşarak bunu sağlayabiliriz. Onun için bu süratle adımların atılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şey birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanlığı makamının öncülüğünde başlatılan ya da gerçekleştirilen yeni kapı ruhunun muhafaza edilmesi, toplumdan muhafaza edilmesinin de en önemli şartlarından bir tanesi de mağduriyet alanlarının oluşmaması, haksızlıkların oluşmaması ve bu operasyonların bir cadı avına dönüştürülerek yeni ve daha fazla mağduriyetlerin oluşmasına ya da kurumun yanında da yaşın yanmasına asla ve kat'a müsaade edilmemesiyle sağlanabilir.